Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme. Başkasına bel bağlamış, ondan artık bana ne. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme. Başkasına bel bağlamış, ondan artık bana ne. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerim. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerim. Git görünme gözüme, belki yine severim. Git görünme gözüme, belki yine severim. Yatıyormuş, ahım tutmuş kime ne. Son sözü de ismim olmuş, olmaz olsun bana ne. Duydum hasta yatıyormuş, ahım tutmuş kime ne. Son sözü de ismim olmuş, olmaz olsun bana ne. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerim. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerim. Git görünme gözüme, belki yine severim. Git görünme gözüme, belki yine severim. Git görünme gözüme, belki yine severim. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İkinizi de tebrik ederim, çok iyi bir anlaşma yaptınız. Ne zamandan beri Kerim Bey'le çalışmak isterdim? İzmir'in gazinocular kralıdır Kerim abi. Oğlum, bırak bu capcaflı lafları. Yoo, doğru söylüyor. Sizden önceki tekliflerin hiçbirini düşünmedim bile. Bu anlaşma sayesinde İzmirli seyirciler de ne zamandan beri bekledikleri Sevim Hanım'ı dinleme fırsatını bulacaklar. Bizim gazinonun programı da bir haftaya kadar bitiyor. Ben İzmir'e gider gitmez açılış gününü yazarım size. Anlaşmamız şerefine birer kadeh içelim. Aşk olsun yahu! Bizi bir kadeh içkiyle mi atlatacaksın yani? Yoo, bu gece misafirimsiniz. İstanbul'a gittik de Orhan bizi erkenden yatmaya göndertti, dedirtmem size. Sevim'in programı da biter bitmez onu da alır, bir yere gider eğleniriz. Yahu ne lüzum var? Zaten vakit epey geç oldu. Yoo, dünyada olmaz. Bu gece sabaha kadar eğleneceğiz. Hiçbir itiraz istemem. Geldin mi anneciğim? Seni beklerken ben de uyuyakalmışım. Uyudum diye bana kızmadın değil mi anneciğim? Ah, neden kızayım yavrum? Senin yaşında çocuklar bu saate kadar uykusuz kalmaz ki zaten. Kabahat bende. Her gece seni buraya getirmekle iyi yapmıyorum. Yok anneciğim, sakın beni evde bırakma. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Hadi bakalım, kalk artık koca adam. İşimiz bitti. Gidiyoruz artık. Hemen eve gideceğiz değil mi anneciğim? Evet yavrum. Ben üzerimi değiştirinceye kadar sen dışarıda bekleyeceksin, sonra doğru eve gidiyoruz. Ben uyuyuncaya kadar yine yanımda kalacaksın, değil mi? Kalacağım yavrum. Sonra beni bırakıp sokağa çıkmayacaksın, değil mi? Hayır. Ben de odama gidip uyuyacağım. Ah, sen öyle iyi annesin ki, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi bakalım, bırak da üzerimi değiştireyim şimdi. Sonra hemen eve gideceğiz. Merhaba delikanlı. Merhaba Orhan amca. Sen gece yaralarına kadar burada kalırsan, bu sene de çakarsın Ömer. Ne yapayım? Annemi çok seviyorum. O
ondan hiç ama hiç ayrılmak istemiyorum. Peki peki, ne halin varsa gör. Annen içeride mi? Evet, üstünü değiştiriyor. Sana iyi haberlerim var. İzmirlilerle mukavele imzaladık, hem de çok iyi şartlarla. Memnun oldum. Adamlar senin sesine hayran, böyle bir sese kim hayran olmaz ki? Çok naziksin. Hadi sevgilim, bir an evvel çıkalım. Misafirlerimizi bekletmeyelim. Ha? Nasıl? Onları davet mi ettin yoksa? Evet. Bir gece kulübüne gideceğiz, biraz eğleniriz. Orhan, neden bana haber vermeden böyle sözler verirsin? Ama sevgilim, bu adamlarla büyük bir iş yaptık. Sonra İstanbul'da misafirimiz sayılırlar. Onlarla meşgul olmamız lazım. O kadar yorgunum ki eve gidip yatmayı düşünüyordum. Bir gece uykusuz kalmakla hiçbir şey olmaz. Hadi bırak şimdi surat asmayı da bir an evvel çıkalım. Sonra Ömer var. Eve gideceğiz diye ona söz verdim. Canım, şoför onu bırakır. Olmaz. Onu benim yatırmam lazım. Sen şimdi git misafirlerinle konuş. Biz önce Ömer'i eve götürür yatırırız. Sonra onlarla bir yerde buluşuruz. Bacak kadar bir çocuk için... Orhan, rica ederim. Peki peki, senin dediğin gibi olsun. Hadi gidelim. Biz şimdi doğru yatmaya gidiyoruz. Orhan amcaya iyi geceler dilemeyecek misin? İyi geceler Orhan amca. İyi geceler, iyi geceler. Hadi bir an evvel uyu bakalım. Ben uyuyuncaya kadar yanımda kalacaksın, değil mi anneciğim? Kalacağım yavrum. Sonra nereye gideceksiniz? Sokağa çıkacaksınız, biliyorum. Ben de hiç uyumayacağım işte. O ne biçim laf? Sen saatin kaç olduğunun farkında mısın? Ömer, yavrum bebek değilsin artık. Annesinin bir çocuğu sevmesi için bebek mi olması lazım? Eğer beni bırakıp gitmeyeceğini bilsem, bebek olmaya da razıyım. Seni sevmediğimi de nereden çıkardın? Bu akşam huysuzluğun üzerinde senin. Gazinonun programı biter bitmez doğru Ayvalık'a gideceğiz seninle. Orada bütün gün beraber olacağız. Yalnız ikimiz değil mi anneciğim? Evet yavrum, yalnız ikimiz. Anneciğim, beni çok seviyorsun değil mi? Tabii yavrum. Eğer ölmeseydi babamı da çok sever miydin? Ben onu hiç hatırlamıyorum. Eğer yaşasaydı... Allah baba onu bizden daha çok seviyormuş. Yanına aldı, cennete gönderdi. Hadi artık, uyu, vaktin geldi. Uyudu. Ne kadar uzun sürdü. Ben senin de uyuyup kaldığını zannettim. Yavaş, bu akşam huysuzluğu üzerindeydi gene. Hiç benden ayrılmak istemiyor. Tabii, kabahat senin. Bacak kadar çocuğa bu kadar yüz verirsen. Neden böyle konuşuyorsun Orhan? Ömer benim oğlum. Ona karşı bir takım mesuliyetlerim var. Bunları ihmal edemem. Mesuliyetlerini ihmal et diyen yok ki. Ama bütün yaşayışını da onun arzularına göre ayarlaman... Ömer'i şımartmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Evde bir hizmetçi var yavrum. Onu pekala uyutabilirdin, değil mi? Kerim Bey de bizi hala otelde bekliyor. Adama çok ayıp oldu. Hadi, hadi canım. Daha fazla bekletmeden gidelim bari. Thank you.
neden? Neden öldün sanki babacığım? Neden bizi yapayalnız bıraktın? Neden? Neden? Baş ağrılarınız devam ediyor değil mi? Evet. Hem eskisinden daha sık, daha şiddetli olarak. Buna şaşmamak lazım. Durumunuzda değişen hiçbir şey yok. Çünkü maalesef söz dinlemiyorsunuz. Vaziyetim çok mu tehlikeli doktor? Hem evet hem hayır. Bakın Sevim Hanım, çocuk değilsiniz. Sizinle açık açık konuşacağım. Eğer bu hastalığı yenmek istiyorsanız tavsiyelerimi dinlemeniz lazım. Aksi halde korkarım ki durumunuz çok daha tehlikeli bir hale gelecektir. Anlıyorum. Ama size daha önce de söylemiştim Sevim Hanım. Gece hayatı, uykusuzluk ve bilhassa üzüntü, bunlar sizin en büyük düşmanlarınız. Bunlar oldukça sinir sisteminizin düzelmesine hiçbir şekilde imkan yok. Bir kere gazinoyu hemen bırakmanız lazım. Oradaki işim birkaç güne kadar bitiyor. Mükemmel. Hemen bir müddet için olsun şehirden uzaklaşın. Sakin bir yere gidin. Oğlumla ayvalı gideceğiz. Çok iyi edersiniz. Allah'a ısmarladık doktor bey. Güle güle. Acele işim var, İstanbul'a gideceğiz. Özür dilerim beyefendi, benim acele bir işim çıktı. Siz arkadaki taksiye binseniz. Allah Allah! Bunlarda da hiç saygı diye bir şey kalmadı. Vay vay vay! Kimi görüyorum? Kim gelmiş? Merhaba Sami! Çoktan beri görünmedin. Ben de büyük sanatkarımız eski mahalle arkadaşını unuttu diyordum. Aa, saçmalama! Şaka yapıyorum canım. Yoksa şöhret ve paranın seni hiçbir zaman değiştirmeyeceğini gayet iyi bilirim. Bir çayımı içersin değil mi? Tabii! Buyur. İki çay getir oğlum! Ömer'den ne haber? Ne yapıyor bizim delikanlı? İyi! Dur bakayım, senin bir derdin var galiba. Pek keyifli görünmüyorsun. Evet Sami, pek keyifli değilim. Bu devamlı baş ağrıları harap ediyor beni. Bir doktora görünsen. Şimdi doktordan geliyorum. Ne diyor? Hep aynı şey. Yorgunluk ve üzüntü yok. Gazinoyu bırakmamı istiyor. Sen de çek kuyruğunu, bırak gitsin be! Bu ölümlü dünyada üzülmeye değer mi hiç? Doğru ama elde değil ki. Beni asıl üzen Ömer'le Orhan'ın durumu. Ha şu mesele! Seviyorsun o adamı değil mi? Evet. Evlenecek misin onunla? Ona kalsa hemen evlenelim diyor. Ama Ömer'in durumu ne olur sonra? Hiç anlaşamıyorlar değil mi? Anlaşamıyorlar ya! Ömer hassas bir çocuk, bana da çok düşkün. Her gece gazinoda programın sonuna kadar beni bekler. Bu onun yaşında bir çocuk için hiç de doğru bir şey değil. Neden onu yatılı bir okula vermeyi düşünmüyorsun? Ha? Yatılı okula mı? Hı. Tabii orada kendi yaşında bir sürü arkadaş edinir. Onlarla oyalanır. Sen de sık sık görmeye gidersin. Fena fikir değil. Ama bilmem ki Ömer'i yatılı okula gitmeyi kabul eder mi? Aferin! Çok isabetli bir karar vermişsin. Ömer'in yatılı bir okula girmesi çok iyi olur. Hiç olmazsa bu avarelikten kurtulur. Okul Yeşilköy'de. Ağaçlarla dolu kocaman bir bahçesi var. Çok güzel bir bina. Müdürle de konuştum. Ömer gel! Baksana çok güzel bir havarisi mi var? Ömer, yavrum, senin gibi kocaman bir delikanlıya böyle ağlamak hiç yakışmıyor. Ben kocaman bir delikanlı değilim. Ben hiç kimsenin sevmediği zavallı bir çocuğum. Seni sevmediğimi de nereden çıkardın? Çocuğunu seven hiçbir anne yatılı okula gönderip ondan kurtulmaya, onu başından atmaya çalışmaz.
deli misin sen? Neler söylüyorsun? Senin yaşında her çocuk okula gider. Biliyorum, seni Orhan Bey kandırdı, değil mi? Asıl benden kurtulmak isteyen o. O beni hiç sevmez zaten. Ama sen de sevmezsen halim ne olur sonra? Senden başka kimim var benim? Yavrum, bunlar nasıl sözler? Seni sevmez olur muyum hiç? Öyleyse neden? Neden yatılı okula gönderiyorsun? Ben sensiz uzakta nasıl yaşarım? Benden uzakta kalmayacaksın ki. Seni sık sık görmeye geleceğim. Hayır, ne olur anneciğim. Ben yatılı okula gitmek istemiyorum. Güzel oldu değil mi Sami amca? Şimdi bir de bayrak dikmek lazım tepesine. Bayrak mı? Hı, tabii! Bayraksız kale olur mu hiç? Ha, haklısın. Anneciğim! Kalemize bak! Bayrağı da var! Ne güzel oldu değil mi? Tıpkı sahici kale gibi. Ya, tıpkı sahici kale gibi. Biz gidince o kendi kendine yıkılır mı acaba? Hmm, yıkılır belki ama ziyan yok. Haftaya pazar gelir, yenisini yaparız. Keşke onu eve götürebilseydim. Pazar günü seni okuldan alır, doğru buraya geliriz. Ben yatılı okula gitmek istemiyorum. Aşk olsun! Biraz evvel anlaştık ya seninle. Yatılı okula gideceğim diye söz vermedin mi bana? Korkuyorum. Bunda korkacak ne var yavrum? Ben ne yaparım yalnız başıma yatılı okulda? Yalnız başına mı? Amma yaptın ha! Orada öyle çok arkadaşın olacak ki... Hem sonra ne oyunlar oynayacaksınız? Bak Ömer, ben her hafta seni görmeye geleceğim. Pazarlarda arabayla gezeceğiz. Bak! Bunların hepsi senin arkadaşın olacak. Onları çok seveceksin. Bütün gün böyle bir arada oynayacaksınız. Tamam, teneffüs bitti. Bütün arkadaşların yemeğe gidiyorlar. Şimdi beraber yemekhaneye gideceğiz. Seni arkadaşlarınla tanıştıracağım. Ben de her çarşamba günü seni görmeye geleceğim. Sonra pazarlara okuldan çıkıp beraber gezeriz de. Anneciğim, ne olur beni burada bırakma. Beni de götür, ne olur. Ömer, sen bu okulda öğrencisin artık. Öğrenciler okullarında kalırlar. Hayır, istemiyorum. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Fakat benim gitmem lazım. Ben de senin bir annen sayılırım yavrum. Hayır, ben annemden başkasını istemiyorum. Ne olur, ne olur beni bırakma anneciğim. Ömer, Ömer'im. Anne! Aşk olsun! Hiç senin gibi bir delikanlı ağlar mı? Okulumuza iki yeni kardeş daha geldi. Bu Tekin, bu da Ömer. Onlara hiç yabancılık hissettirmemenizi ve ikisi ile de çok iyi arkadaş olmanızı istiyorum. Hadi şimdi aranızda onlara bir yer verin bakalım, hadi! Bunlar benim! İstemem, ben yemeyeceğim. Makul olmalısın sevgilim. Her çocuk gibi Ömer'in de okuması lazım. Evet, tabii. Ama ne de olsa ondan ilk defa ayrılıyorum.
Onu yalnız başına bıraktığımı düşündükçe... Bu fikre kendini alıştırmalısın. Şimdi ne yapıyor acaba? Ben yanında olmazsam dünyada yemek yemez. Belki de aç karnına yatmıştır. Bu akşam yemediyse bile merak etme, yarın sabah acıkacak ve pekala kahvaltı edecektir. Yani onun bu gece aç yatmasının sence bir önemi yok mu? Bir bakıma yok. Senin Ömer'e karşı olan aşırı düşkünlüğün çocuk için zararlı olacak bir hale gelmiş. Ona karşı olan tutumunda sadece hislerin rol oynuyor. Halbuki ben onun disiplinli bir hava içinde çok daha iyi yetişeceğine inanıyorum. Ama Ömer böyle disiplinli bir hayata alışık değil ki. Bırak da alışsın o halde. Orhan, nasıl bu kadar katı yürekli olabiliyorsun? Katı yürekli olduğumu kim söyledi? Ömer'i senin kadar ben de severim. Ama benimki akıllıca bir sevgi. Affedersin sevgilim, maksadım seni üzmek değildi. Ömer senin olduğu kadar benim de oğlum sayılır. Onun iyiliğini istediğim için böyle konuştum. Anlıyorum Orhan. Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Hakkımda yanlış düşünmeni istemem. Öyle bir şey düşünmedim. Düşünmeme de imkan yok. Seni çok, ama çok seviyorum. Biliyorum Orhan. Zaten bunu bilmesem yaşayamazdım. Tayfun, Tayfun! Ne var? Çabuk herkesi uyandır, ben yerimizde bekliyorum, hadi! Peki! Şşşt, Ender! Hadi kalk artık, hadi kalk, mahkeme başlayacak! Şşşt, hadi kalk bakalım! Hadi sizi mahkeme edeceğiz, kalksana! Hadi, yürü oraya! Hadi kalk bakalım! Kalksana! Sizi mahkeme edeceğiz! Kalk dedik, duymadın mı? Rahat bırakın beni! Şuna bak! Bize karşı mı geliyorsun ha? Hadi bakalım, fırla yataktan! Hadi, hadi seni çık! Hadi, hadi! Hadi, hadi! Adın nedir? Tekin efendim, Tekin Soylu. Babanın adı? Osman Soylu efendim. Babam fabrikatördür. Annenin adı? Zehra. Bana bakın! Burada barınmak, bizimle arkadaşlık etmek istiyorsanız... ...kurallara uyacaksınız. Buradakilerle bir anlaşmazlık veya bir kavga olursa... ...okul idaresine falan şikayet etmek yok. Doğru bana geleceksiniz, anlaşıldı mı? Burada reis benim. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı değil mi? Sana soruyorum. Anlaşıldı. Reis. Reis. Adın ne senin? Müdüre hanım bizi tanıştırmıştı ya. Ukalalık etme. Sana adını soruyorum. Ömer. Babanın adı? Size ne? Bana bak. Burada dik kafalılık sökmez. Babam yok benim. Babası yokmuş. Öldü. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Herhalde ölmeden önce bir adı vardı. Sana onu soruyoruz. Murat. Murat Bey'di adı. Murat Toker. Annenin adı? Annem çok meşhurdur. Onu hepiniz tanırsınız. Ya, kimmiş annem bakalım? Birjit Bardot mu yoksa? Hayır. Büyük ses sanatkarı Sevim Tuna. Sevim Tuna'nın oğluyum ben. Ya. Peki senin soyadın neden Toker? Çünkü annem... Bana bak, biz yalancıları sevmeyiz. Ben yalan söylemiyorum ki. Anlaşıldı. Bunun niyeti meşhur birinin çocuğuyum diye fiyaka yapmak. Hayır. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Birkaç gün sonra annem beni görmeye gelecek. Muhakkak gelecek. O zaman gözlerinizle görürsünüz. Belki doğru söylüyordur. Yok canım. Yalancının biri bu. Suratına baksanıza. Hem de ukala. İnanmazsanız inanmayın. Asıl ukala sizsiniz. Nereye? Mahkemenin kararını dinlemeden bir yere gidemezsin. Karar verildi. Tekin'i arkadaşlığa kabul ediyoruz. Tamam mı? Tamam, ediyoruz. Buna gelince, o yalancı ve ukalanın biri. Müzevirlik bile edebilir. Onunla kimse konuşmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı.
Ama ben size ne yaptım ki? Yeter! Mahkeme bitmiştir, herkes yatağına! Atın şuraya imzanızı! Size çok şey borçluyum Orhan Bey! Bana büyük bir şans veriyorsunuz! İnşallah bir gün borcumu öderim! Yok canım, bana bir şey borçlu değilsiniz! Dansınızı gördüm, beğendim ve gazinomda çalışmanızı istedim! İşte hepsi bu kadar! Ne zamandan beri bu gazinoda sizin yanınızda çalışmayı hayal ederdim! Demek bizim gazinoyu bu kadar beğeniyorsunuz! Yalnız gazino meselesi değil! Ya, başka bir sebep de mi var? Kim bilir, belki de! Merhaba, biraz geciktim galiba! Gel sevgilim! Sizi gazinomuzun yıldızı Sevim Hanım'la tanıştırayım! Bu küçük hanım da dansöz Füsun Ateş! Bizim gazinoda çalışacak, mukavelesini biraz evvel yaptım! Memnun oldum! Ben de! Bu akşam yeni tuvaleti ilk defa giyeceğim. Bakalım sahnede nasıl duracak? Ben sana yakışamayacak bir tuvalet düşünemiyorum ki. Çok naziksin! Bu bir iltifatsa teşekkür ederim. Ya iltifat değilse? O zaman daha çok hoşuma gider tabii. Ben müsaade istesem iyi olacak galiba. Nasıl isterseniz. Bu akşam başlıyorsunuz, müzikle bir prova yaparsanız fena olmaz. Siz istiyorsanız, yaparım tabii. Müsaadenizle. Çok sevimli bir kız! Öyle mi? Bilmem, farkında değilim! Neniz var? Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz yoksa? Sevim Hanım! Sevim Hanım, ne oldu? İçeridekilere haber vereyim mi? Hayır! Kimseye haber vermene lüzum yok! Hafif bir baygınlıktı, geçti! Hay Allah, öyle korktum ki! İyiyim artık, hiçbir şeyim kalmadı! Bana biraz su ver, peki şu ilacımdan alayım! Thank you.
garip bir kız. Seninle de biraz fazla alakadar oluyor. Sen onu aldırma. Bu gece ilk defa sahneye çıkıyor. Heyecandan ne yapacağını şaşırdı zavallı. Ne? Hadi canım, sıran geldi. Aşkınla yanan kalbi, ıstırabım, elemi. Aşkınla yanan kalbi, ıstırabım, elemi. Dinmiyor gözyaşlarım, yaşlarım gözyaşlarım. Yaşlarım gözyaşlarım, kalbimden yaralıyım, aşkınla divaneyim. Kalbimden yaralıyım, aşkınla divaneyim. Elem, ıstırap yaşım, yaşlarım gözyaşlarım. Ele ıstırap yaşım, yaşlarım gözyaşlarım. Yaşlarım gözyaşlarım, yaşlarım gözyaşlarım, yaşlarım gözyaşlarım, yaşlarım gözyaşlarım. Bravo! Bravo! Sevim sevgilim, nasılsın? Ne oldu sana birdenbire? Hafif bir baygınlık geçirdim. Ama şimdi iyiyim. Bir şeyim kalmadı. Hadi bir doktor çağırın. Peki efendim. İstemem. Doktora lüzum yok. Herhalde yorgunluktan olacak. Bugün yemek de yemedim. Ama beni çok korkuttun sevgilim. Merak etme. Hiçbir şeyim kalmadı. Biraz dinlenirsem kendime gelirim. Ne olur beni yalnız bırak. İyileştiğine emin misin? Tabii, tabii. Merak edecek bir şeyim yok. Peki sevgilim. Bana deminki ilacımı ver. (Gülüyor)
benim ol. Senin gibi müzevikçilerle oynamayız biz. Arkadaşı yok galiba. Madem ki ikimiz yalnızız, arkadaş olalım öyleyse. Dur, sana bir isim bulalım öyleyse. Tamam, Çomar. Sana Çomar dersem olur mu? Oldu. Artık arkadaş olduk seninle. Hadi gel, gidip oynayalım. Aa, sen burada mıydın Orhan? Hı hı, bir saattir seni bekliyorum. Mühim bir havadisim var. Hemen yola çıkıyoruz. Ne demek istediğini anlayamadım. İşte uçak biletleri. Bizim İzmir'deki ortaklar işleri umduğumuzdan da daha çabuk halletmişler. Gazino bu akşam galayla açılıyor. Uçak 2 saat sonra kalkacak. Ama Orhan, böyle birdenbire yola çıkamam ki. Hem yarın okulun ziyaret günü, Ömer'e gidecektim. Bak bunları onun için aldım. Canım onları yarın hizmetçi de götürür. Olur mu öyle şey? Kim bilir Ömer beni nasıl bekler? Ömer'im! Ömer! Unutma ki sen şöhretli bir sanatkarsın. Seyircilerine karşı olan mesuliyetin çocuğuna karşı olandan daha önemlidir. Yarın gidebilseydik. Bütün ilanlar yapılmış, afişler dağılmış. Bütün İzmir seyircisi seni görmeye gelecek. Senin adına yapılan bir gala gecesinde bulunmazsan herhalde pek garip bir şey olur. Ah Orhan! Neden böyle emrivakiler yaparsın? Canım birkaç gün sonra İstanbul'a döneriz, çocuğunu rahat rahat görürsün o zaman. Ona geleceğim diye söz de verdim. Hizmetçi durumu anlatır. Hadi sevgilim, hemen hazırlan. Hiç vaktimiz yok. Pekala. Annem de ne kadar gecikti, değil mi Çomar? Yoo, gelir. Muhakkak gelir. Ama nedense biraz gecikti işte. Sevil, annen geldi kızım. Erol, sen de gel çocuğum, hadi. Belki de annem gelmiştir de, müdür hanımın yanındadır. Dur, ben gidip bir bakayım içeri. Ömer, gel, müdür hanımın odasından çağırıyorlar. Annemdir muhakkak! Gel yavrum, seni telefondan arıyorlar. Alo, anneciğim ben Ömer! Alo, Ömer! Beni tanımadın mı? Ben Sami amcan yavrum. Ömer, alo! Beni duyuyorsun değil mi? Bak dinle, annen bugün sana gelemedi... Çünkü çok mühim bir işi çıktı. Acele İzmir'e gitti. Ama ben birazdan seni görmeye geleceğim ya. Hem annenin sana gönderdiği oyuncakları da getireceğim. Alo! Alo! Ömer, beni duyuyor musun? Alo! Ömer! Duyuyor musun? Alo! Annem İzmir'e gitmiş Çomar, gelmeyecek. Halbuki bana söz vermişti. Muhakkak geleceğim demişti. Söz verince de muhakkak gelirdi. Ölse bile gene gelirdi. Bilsen Çomar, annemle beraberken ne kadar mesut olurdum. O benim hem annem hem de arkadaşımdı. Beni gezdirir, bana şarkılar söylerdi. Thank you.
gibi her hatıra, her yaşantı bana. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Dünyada tek dostum sensin. Eğer sen de olmasaydın ben ne yapardım? Ha? Ne yapardım? Sen de annem gibi beni günün birinde unutmayacaksın değil mi? Gazinoyu erken açtığımız iyi oldu, değil mi? Tabii. Baksana seyirciler ne kadar memnun. İş umduğumdan daha iyi olacak. İsterseniz programı 20 gün daha uzatırız. Bakalım, düşünürüz. Sensin orada yalnız.
Güzel söyledim. Hele son şarkı bir harikaydı. Onu Ömer için söyledim. Orhan, Ömer'i öyle özledim ki. Anlıyorum. Merak etme, ilk fırsatta İstanbul'a döneceğiz. Hadi gel odanda biraz istirahat et. Çok yoruldum. Hem de nasıl, bitkinim. Hemen otele dönmek istiyorum. Otele mi döneceksin? Evet, ne olur hemen gidelim. Zaten Ömer'e de mektup yazmak istiyorum. Yazık ki benim bir müddet daha gazinoda kalmam lazım. Kerim Bey'le görüşülecek bazı şeylerim var. Ama sen otele gitmek istiyorsan, beni bekleme, şoför seni götürür. Ya, iyi olur. Sen çok gecikecek misin? Sanmam. Peki sevgilim. Çok güzelsin. Mersi. Fakat bunun hiçbir önemi yok ki. Bunun yerine seni seviyorum deseydin, dünyalar benim olurdu. Çok yakışıklı ve mağrur bir erkeksin. Etrafında bir tek işaretine koşacak bir sürü kadın var. Benim gibi zavallı bir kız, senin hayatında gelip geçici bir macera olmaya mahkumdur. Bunu bilmiyor değilim. Ne biçim laflar bunlar? Hayatında ilk defa aşık olan bir kızın belki beceriksizce fakat samimi itirafları. Sana hislerimi anlatmaya çalışıyorum. Ama eğer canını sıktımsa... Yok, onu demek istemedim. Gösterdiğin şu küçücük ilgi bile beni öyle mutlu ediyor ki... ...üstelik daha fazlasını hayal etmeye bile hakkım olmadığını da biliyorum ama... Sen bu akşam içkiyi fazla kaçırdın galiba. Hadi gel, oturalım artık. Ah, başım dönüyor. Sarhoş olmak ne güzel şeymiş meğer. Başka türlü sana hislerimi anlatamazdım ki. Böyle samimi konuştuğum için beni ayıplamıyorsun, değil mi? Daha neler! Samimiyet bir genç kadına çok yakışır. Eğer aramızda o kadın olmasaydı, eğer yalnız bana ait olsaydın... ...seni mesut edebilmek için dünyada hiçbir kadının yapamayacağı şeyleri yapardım. Burada sevimden bahsetmemize hiç lüzum yok. Çok ileri gittim galiba. Kusura bakma. Biz kadınlar çok zayıf mahluklarız. Aşık olunca hislerimizi bir türlü gizleyemeyiz. Ne olur bana kızma. Kızmadın değil mi? Hayır, kızmadım. Orhan, ben bir içki daha istiyorum. Seni ne kadar özlediğimi bilemezsin. Ama ne olursa olsun en kısa zamanda yanına geleceğim. Beni senin yanına gelmekten kimse alıkoyamaz. Yalnız Ömerciğim, sen yemeklerini bol bol ye. Uykunu bol bol al. Ay dur, dur yürüyemiyorum. Ayaklarımın altında yer kayıyor sanki. Hadi yürü. Vallahi yürüyemiyorum. Ay öyle tatlı başım dönüyor ki. Bana bu kadar içki içkiye kim söyledi? Ben içkiden değil ki mutluluktan sarhoş oldum. Bir daha beni öpmeye kalkma, kollarının arasında bayılırım ha. Çocuksun sen. Hiç de değil, kocaman bir kızım ben. Hadi yürü bakalım, seni odana kadar götüreyim. Güzel bir uyu, sabah hiçbir şeyin kalmaz. İyi geceler. Hayır, gitme. Gitme ne olur. Beni yalnız bırakmanı istemiyorum. Yalnız uyuyamam ki, korkarım. Ne olur bırakma. Gel içeri. Hadi. Hadi gel. Thank you.
Sevim! Sevim! Sevim, sevgilim! Sevim! Çabuk aşağıya haber ver, bir doktor çağırsınlar! Sevim! Durumu sandığımızdan daha tehlikeli. Aşırı bir heyecan, Sevim Hanım'ın hayatına mal olabilir. Ama hiç de hasta gibi görünmüyor. Evet, krizi atlattı da ondan. Ama bu hali sizi aldatmasın. Ona mutlak bir istirahat lazım. Katiyen en ufak bir heyecan ve üzüntü yok. Aksi halde sinir sistemindeki bu dengesizlik çok kötü neticeler doğurabilir. En önce gazinoyu bırakacak. Uzun müddet sahneye çıkmamalı. Fakat nasıl olur doktor? Gazinoyla mukavelemiz var. Ne söylemek istediğimi anlayamadınız galiba. İkinci bir kriz gelirse hayatını kurtarmak çok zor olabilir. Tabii bunu kendisi bilmemeli. Artık onu istirahate ikna etmek size düşüyor. Anlıyorum doktor bey. Sami! Sen ne arıyorsun burada? Merhaba. Merhaba. İzmir'e bir iş almıştım da seni görmek için gazinoya uğradım. Burada olduğunu söylediler. Bir hatırını sorayım dedim. Çok iyi etmişsin. Seni çok iyi gördüm. Yatakta bulacağımı sanıyordum halbuki. Evet, şimdi daha iyiyim. Yarın öbür gün çıkarım buradan herhalde. Senden ne haberler? Ömer'i gördün değil mi? Evet. Önce telefon ettim, fakat pek konuşamadık. Sonra uğradım ama... Evet. Devam et, neden sustun? Benimle konuşmak istemedi. Oyuncakları bırakıp ayrıldım. Anlıyorum. Beni bekliyordu da ondan. Onu arayamadığım için çok üzülüyorum. Canım çocuk bu. Şimdi o hadiseyi unutmuştur bile. Sen kendini üzme. Ben Ömer'i iyi tanırım. Bana küsmüştür. Sami, onu yatılı okula vermekle iyi yapmadık. İstanbul'a döner dönmez onu oradan alacağım. Başka bir okula veririz. Sabah gider, akşam gelir. O her gün beni görmeden yapamaz. Ben bu akşam dönüyorum. Doğru okula gider, Ömer'e senin yakında geleceğini söylerim. Olur, biter. Sakın hastanede olduğumdan bahsetme. Deliye döner. Tabii, hiç bahseder miyim? Merhaba sevgilim. Yalnız değilmişsin. Evet. Sami bir iş için İzmir'e gelmiş. Beni de yoklamaya geldi. Doktorla konuştum. Hiç merak edilecek bir şey olmadığını söyledi. Öyle mi? Memnun oldum. Bir de şu önemsiz şeyleri dert edinme huyun olmasa? Önemsiz şeylermiş. Bak Sevim, İnan ki o akşam çok içkiliydim. Sonra o kızı ben... Orhan lütfen susar mısın? Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Eğer düşüncelerinde samimiysen, bunu davranışlarınla ispat etmelisin. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bunu onunla benim aramda yapacağın tercih gösterecek. Eğer onu tercih edersen, bu bana çok büyük bir darbe olacak. Biliyorum, yıkılacağım. Çünkü seni seviyorum. Ama bana karşı dürüst davranmanı, o kızı seviyorsan açık açık söylemeni istiyorum. Eğer gideceğim dersen belki yıkılırım. Ama gene de sana gitme demem. Ben gururu uğruna aşkını bile feda edebilecek bir kadınım Orhan. Ben müsaadenizi istesem, birazdan yola çıkıyorum da, yolum da epeyce uzun. Nasıl istersen Sami. Geldiğin için çok teşekkür ederim. O nasıl söz? Artık İstanbul'da görüşürüz. Seni bir hasta gibi görmediğim için
Geçmiş olsun yerine, şimdilik Allah'a ısmarladık diyeceğim. Güle güle Sami. Bu adamın ahbaplığından da ne anlarsın bilmem. Sami hakkında bu şekilde konuşmanı istemem. O benim çok sevdiğim bir insandır. Peki, peki. Kızma, benim gitmem lazım sevgilim. Gazinoda program alt üst oldu. Halledilecek işler var. Öbür meseleye gelince benim... Orhan rica ederim. Pekala, ondan bahsetmeyelim. Yarın sana tekrar uğrarım. İki tane versene. Gel bakayım küçük, al şunları. Gel. Güzel cebiye. Bizim paramız yok ki. Zararı yok. Sen onları güzel cebiye. Otur şöyle bakayım. Şu çayı da içiver. Hiçbir şey düşünme. Ben şimdi gelirim. Hadi. Yaşa be Hakkı Usta. Hadi tak bakayım koluna. Hadi. Hadi. Söyle bakayım. Nereden gelip nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Annemi bulmaya gidiyorum amca. Oo, İstanbul buraya çok uzak. Oraya kadar yaya mı gideceksin? He? Söyle yaya mı gideceksin? Ne yapayım? Başka çarem yok ki. İstersen benim arabayla götüreyim seni. Hemen yola çıkıyorum. Sahi götürür müsün? Tabii, işte bak araba, hemen atla gidelim. Hadi. Çay için teşekkür ederim amca. Sağ ol. Gel Şomar, hadi. Allah'a ısmarladık amca. Güle güle. Ömer, sen nereden çıktın, okulda değil miydin? Evde kimse yok galiba. Çaldım çaldım, gelen olmadı. Annemi bekliyorum. Hayır, annen turnede. Hizmetçi de izinli. Ev bir müddettir boş. Hadi bize gel istersen. Anneme gideyim ben. Gel Çomar. Hadi gel. Vahit abi. Ne o delikanlı? Ne arıyorsun sen buralarda? Sami amcam yok mu? O iki gündür yok. Bir iş alıp İzmir'e gitti. İzmir'e mi gitti? Ne zaman döner acaba? Vallahi bilmem ki oğlum. Peki. Bravo yani. Bir çocuk okuldan kaçıyor da haberiniz olmuyor. Hayret. Bilemezsiniz ne kadar üzüldüm. Geceleri bizim bahçe kapısı daima kapalıdır. Nasıl dışarı çıktı bir türlü anlayamıyorum. Ah, ne kadar müşkül durumda kaldım bilemezsiniz. Nereye gitmiş olabilir acaba? Okuldan mutlaka annesini bulabilmek için kaçtı. Ve şimdi gitmiş olması lazım. Ben bulurum onu. Önce eve gitmiş. Sonra gelip beni burada aradı demek. Bilseydim salıvermezdim. Onu nerede bulacağımı biliyorum ben.
Al! İşte sana yeni bir bayrak! Bunu dik kalene! Sami amca! Ah! Senin kulaklarını çekmek lazım! Meraktan öldürdün beni! Ne olur Sami amca! Sakın beni okula gönderme! Eğer götürürsen bir daha kaçarım! Annemin yanına gitmek istiyorum ben! Merak etme! Bir çaresine bakarız! Hadi gel! Senin çomarı içeri alamayız! Sonra bizim Cadolos kıyameti koparır! O şurada yatıversin! Peki Sami amca! Aa! Ne o, erken döndün sen! Kim bu çocuk? Şarkıcı kadının oğlu değil mi? Evet! Birkaç gün bizimle beraber kalacak! Yo! Ne çıldırdın mı sen? Benim işim başımdan aşmış, bir de çocuk dadılığı edemem, anladın mı? Hem neden bizimle kalıyormuş? Aman abla! Ne olur gene mesele çıkarma! Elbet bir sebebi var ki, bizimle kalacak! Hadi sen şimdi lafı bırak da, bize yiyecek bir şeyler hazırla! Karnımız acıktı bizim! Gel içeri geçelim Ömer! Karınları açmış, yemek hazırlayacakmışım! Zaten bu evde hizmetçiden farkım yok ki! Aa! Aa, o ne? Hoş! Köpek! Kör arasıca köpek! Defol! Kör arası, defol! Durun, benim köpeğim o! Ha, bir de köpeğin mi var senin? Fare giremediği delikten kıçına bir de kabak bağlarmış! Bana bak, ben bu evde köpek falan istemem! Çabuk defet onu buradan! Ne oluyor, gene ne bağırıp duruyorsun? Küçük beyin bir de köpeği varmış! Canım, hayvanın sana ne zararı var? O dışarıda yatar kalkar! Olmaz! Ben evde köpek falan istemem! Gel Çomar, gidelim buradan! Aman Allah'ım! Şu dünyada senden geçimsiz bir mahluk var mıdır acaba? Allah'ın aptalı! Niye getirdin bu çocuğu buraya? Öf be, gene mi başlıyoruz? Annesi İzmir'de, hastanede. Üstelik de çok hasta, anladın mı? Anladın mı şimdi neden getirdiğimi? Sevim'e bu durumda Ömer'in mektepten kaçtığını bildiremezdim herhalde. Elinden gelse o şarkıcı karı için canını vereceksin. Yavaş be! Çocuğu uyandıracaksın. Evet, icap ederse canımı da veririm. Sana ne? Para pul kazanmadan evvel şu mahallede oturduğu zamanları düşünüyorum da... Emine teyze, Emine teyze diye eteğimden ayrılmazdı. Şimdi 3-5 kuruş sahibi olunca burnu büyüdü. Zengin olduktan sonra bir defa kapımı çaldı mı ha? Söylesene, çaldı mı? Sende bu zehir gibi dil varken ne diye kapını çalsın? Ama beni unutmadı bak. Ne zaman bir derdi olsa bana gelir. Tabii, seni kullanıyor da ondan. Senin gibisine ne derler biliyor musun? Budala! Evet, hem de hayran budalası! Abla yeter! O karıyı hala için için sevdiğini bilmez miyim sanıyorsun? Ama senin gibi şoför parçasına bakar mı hasta? O ne biçim laf? Bir daha ağzından bu sözü duymayayım! Ne o? Pek mi ağrına gitti? Bana bak! Ben onu bunu bilmem! Bu piç kurusunu bir an evvel buradan def edeceksin! Anladın mı? Def edeceksin! Sus be! Çocuğa duyurmak mı istiyorsun? O çocuk burada kalamaz! Kalacak! Bu evin erkeği benim! Ben ne dersem o olur! Ömer bu evde kalacak dedim mi kalacak! İşte o kadar! Hastalığınızı şimdilik yendik sayılır. Fakat tavsiyelerimi tutmanız lazım. Uzun bir süre katiyen sahneye çıkmak yok. Çocuk değilsiniz. Çocuk değilsiniz, onun için sizden hiçbir şey gizlemeyeceğim.
İkinci bir kriz, inanın bana, hayatınıza mal olabilir Sevim Hanım. Anlıyorum doktor. Benim için İstanbul'dan buraya gelişinize ne kadar teşekkür etsem az.